Hazarların Yükselişi. Hazarlar, Hazar Denizi, Kafkasya ve Karadeniz'in kuzeyinde Doğu Avrupa'da 3 asırdan fazla süren büyük bir devlet kurdular. Yerleştikleri topraklar daha önceki Türk toplulukları tarafından bilinen ve yurt edinilen yerlerdi. Önce Avrupa Hunları 375-470 yıllar arasında, daha sonra Sabarlar 5 ve 7. yüzyılda, daha sonra 6. yüzyılın ortalarında Orta Asya'dan batıya doğru ilerleyen Avarlar 568-805 yıllar arasında Karadeniz'in kuzeyinden Orta Avrupa'ya kadar büyük devletler kurdular. Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşundan çeyrek asır, İstemi Kağan'ın yuğundan 5 sene kadar sonra 582'de Doğu ve Batı Kağanlıkları ortaya çıktı. Muhtemelen Batı Göktürk Hanedanı Hazar ülkesine adım atmış, devleti kurmuş oldu. Hazarlar muhtemelen 576'da Göktürklere tabi oldular. Göktürk Kağanlarının talimatı doğrultusunda Sasanilere karşı Bizanslara yardım ettiler. Bizans İmparatoru Heraklios, Hazar yardımı sayesinde 622-627 yılları arasında Sasanilere yenilgiye uğrattılar. Bunun neticesi olmak üzere Sasaniler zayıfladılar. Müslüman Arap orduları karşısında yıkılmaktan kurtulamadılar. Dolayısıyla Hazarların kuruluş dönemi 582 yılında vuku bulan olaylar sebebiyle başlamakta. 630 ve 658 yıllarında kağanlıklarını ilan ettikleri anlaşılmaktadır. Hazreti Ömer zamanında Güney Kafkasya'da Azerbaycan'ın fethinden sonra Hazar-Arap ilişkileri başladı. Kafkasların kuzeyi ile güney arasındaki mücadele Abbas halifesi Harun Reşit zamanına kadar yaklaşık 150 yıl kadar sürdü. Bu mücadeleden bazen Hazarlar, bazen Müslüman Araplar galip geldiler. 645'te Hazreti Osman zamanında Güney Kafkasya'da Arran bölgesinin merkezi Berda'yı fethettiler. Asıl mücadele yahut ilk Arap saldırıları 651'de gerçekleştirildi. Selman bin Rabia komutasındaki kuvvetler Kafkaslar'da ilerleyerek Derbent'i geçtiler ve o zamanki Hazar başkenti Belencer'e yaklaşmış oldular. Bu şehir civarında yapılan büyük bir savaşta Arap orduları komutanı ile 4000 askere öldürüldü ve Araplar geri püskürtüldü. Hazarlar tekrar Güney Kafkasya'ya inerek Ermeniye bölgesine girdiler. Bu tarihten itibaren 80 yıl kadar devamlı surette sınır boyu çatışmaları devam etti.
Uzun bir aradan sonra Mesmele bin Abdülmelik komutasındaki savaşlar 707 yılında başlayarak 714 yılına kadar sürdü. Araplar bir ara Derbent'i ele geçirdiyseler de Hazarlar 717 yılında tekrar Şirvan'a girip Azerbaycan'ın bir kısmını işgal ettiler. Fakat Mesleme bu ilerleyişi durdurmayı başardı. 722'de Arap kuvvetleri Hazar ülkesine yeni bir saldırı düzenlediyseler de başarılı olamadılar. Bu savaştan sonra İslam ordularının başına geçirilen Ubeyde bin Cerrah Hazar ülkesine gelerek bu defa kesin bir zafer kazandı. Bundan sonra hemen hemen her sene Hazarlar ile Araplar arasında savaş devam etti. Bazen biri, bazen diğeri üstün geldi. ...730'da Hazarların kuvvetli bir saldırısı karşısında Araplar Azerbaycan'a kadar çekildi. Arapların Hazarlara karşı en büyük zaferi Ermeniye ve Azerbaycan valisi Mervan komutasındaki kuvvetlerin 737'de başlattıkları harekat ile sağlandı. Mervan, Hazarların Dağıstan'daki ikinci büyük şehri olan Semender hedef olmak üzere Hazar ülkesine ansızın saldırdı. Hazarlar burada hiç karşı koyamadılar. Mervan da Hazar başkenti Etil şehrine doğru ilerleyerek Hazar Hakanı'nı burada kuşattı. Etil Nehri'nin öteki kıyısına, muhtemelen doğusuna çekilen Hakan, 40 bin kişilik seçkin ordusunu Hazar Tarhan ünvanlı başkomutanın emrine verdi ve Arapların Etil'i aşmasını önlemekle görevlendirdi. Ancak Mervan, nehrin doğusuna geçmeyi başararak Tarhan'ın kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Tarhan'ı da ele geçirdi. Bu savaşlarda 10.000 kadar ölü ve 7.000 kadar da esir veren Hazarlar, Arap hakimiyetini ve Müslümanlığı kabul ederek barış yapmak zorunda kaldılar. O zamanlar reşit olmayan Kağan Bagadur, 737-740 yıllar arasında Emevilerin bir vasalı konumunda kalmıştı. 740 yılına gelindiğinde Kağan Bagadur büyümüş, ordusunu disipline sokmuş ve Türklerin kimseye boyun eğmeyeceğini göstermek istiyordu. Emevilere karşı bir bağımsızlık savaşına girmeye hazırlanıyordu. Bununla birlikte Hazar Kağanlığı ilk olarak Müslümanlığı reddettiğini ilan etti ve eski inancına Gök Tanrı inancına geri döndü. Onunla birlikte ulusu da aynı yolu izledi. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Kağan Bagadur Hazarları tekrar bağımsız ve yüce bir devlet haline getirebilecek mi? Kağan Bagadur önderliğinde Hazarlar 737-740 yılları arasında Emevi vasalı olarak kaldılar. ...740 yılına gelindiğinde Hazarlar askeri ve siyasi yapılarını tekrardan düzenlediler ve bir bağımsızlık savaşına giriştiler. Bu savaş neticesinde Bencer'e kadar olan eski Hazar topraklarını geri aldılar. Kuzeyde bu olaylar vuku bulurken, güneyde 750 yılında Emevi hanedanlığı yıkılırken yerine Abbasi halifeliği geçmişti. Abbasi isyancıları ile uğraşan Emeviler
kuzeyde Hazarlar ile uğraşamamıştı. Bunun sonucunda Hazarlar bağımsızlığını kolayca geri elde etmişti. 760'lardan sonra güneye inerek Tiflis'i ele geçiren Hazarlar, Arran'a da hakim oldular. Mücadelenin uzamasından memnun kalmayan Araplar, uzlaşmacı bir yaklaşımda bulundular. Hazar Prensesi Hatun, Arran valisi Yezid bin Useyd ile evlendirildi. Ağır çeyizleri Berda'ya götürüldü. Bir müddet sonra doğum esnasında prensesle çocuğun ölümü Hazarlarda ihanete uğradıkları kuşkusu uyandırdı. Bu da bir savaş sebebi sayıldı. Astarhan komutasındaki Hazar kuvvetleri Abbas topraklarına girdi. 798 yılında Müslümanların elindeki Güney Kafkasya'ya son büyük Hazar akınını gerçekleştirdi. Arap-Hazar mücadelesi Kafkasların kuzey ile güney arasında cereyan etmiş, Kafkasların kuzeyine geçen Arap orduları Hazarlar tarafından durdurulmuşlardı. Bu durum Hazar devletinin kuvvet ve kudretini ortaya koyuyordu. Nitekim Arap kaynaklarının anlatımlarına göre Çin ve Bizans'la aynı güce sahip bulunan Hazarların Doğu Avrupa'nın en büyük devleti haline gelmişlerdi. Hazar devletinin sınırları batı yönünde büyük ölçüde genişlemiş, çok sayıda kavim Hazarlara bağlanmıştı. Abbasiler devrinde Arap-Hazar mücadelesi de hararetini kaybetti. Bununla birlikte Hazarlar bazen büyük kuvvetlerle Azerbaycan'a ve daha güneye saldırıyorlardı. 764'te Tiflis'i ele geçirdikleri gibi 799'da Arran bölgesine de girdiler. Halife Harun Reşit'in komutanlarından Yezid, Hazarları geri atmayı başardı. Arap kaynakları bu tarihten sonra artık Hazarların saldırılarından söz etmemektedirler. Bu uzun mücadelenin sonunda Derbent Arapların elinde kalarak Azerbaycan ve Arran üzerinde egemenliğini koruyabildi. Hazarlar ise aşağı Etil boyunda gelişmek durumunda kaldılar. Hazarlar güneyde Araplarla uğraşırken Doğu Avrupa'da ve Bizans sınırlarında aleyhlerinde bir değişiklik olmadı. Aksine Kırım ve Azak taraflarına nüfusları daha da kökleşti. Kırım'daki Gotların hakimiyetine son verdiler. Hazar devleti, kuvvetli ordusu ile hakim olduğu geniş sahada güvenlik ve ulaşımı sağlayarak 6 ve 10. yüzyıllar boyunca Doğu Avrupa'da bir barış çağı Pax Kazarika gerçekleştirmiş oldular. Bizans-Hazar ilişkileri çerçevesinde evlenmeler birden fazla yenilendi. Sürgüne zorlanan 2. Justinianus, 2. sürgünü sırasında 705-711 yıllarında Hazarların sarayına sığındı. Sonradan Basilisa Theodora olan Hazar Kağan'ın kız kardeşlerinden biriyle evlendirilerek iki taraf arasında bir akrabalık bağı kuruldu. Onun bu hareketi birçok örnek teşkil etti. 3. Leon'un oğlu Halefi 5. Konstantin de 732'de Hazar Kağan'ın kızı Çiçek ile evlendirildi. Basilisa İren adıyla anıldı. 25 Ocak 750'de bunların oğlu Leon dünyaya geldi. 4. Leon 25 Mart 775'te taç giydi. Hazar Leon adıyla da anılmaktadır. Hazar Leon 775-780 yıllarında hüküm sürdü. 8 Eylül 780'de 30 yaşında öldü. Bu ittifak girişimi Hazar-Bizans ilişkilerini kuvvetlendirdi. Abbasilerle mücadele ederken Bizans orduları Arapları Anadolu'da karşılamışlardı. Etil-Şarkel arasında müthiş bir ticaret yapılıyordu. Hristiyanlık, Müslümanlık ve Musevilik ülkeye yerleşti. Havari Kiril, Hazarlar tarafından çok iyi karşılandı. Aziz Kiril'e ait resimler bu havariyi Hazar Kağan'ın sofrasında Yahudi hahamlarla tartışırken göstermekteydi. Bu çerçevede 4. Leon döneminde Hazarları Hristiyanlaştırmak üzere Matarka'da yani Kırım Ticaret Merkezi'nde bir Bizans Piskoposluğu kuruldu. 690'dan itibaren Müslümanlar çoğaldı. Musevilik daha fazla ilgi gördü. 767'den beri İzak Sangari Hazarlar arasında bu dini yayıyordu. 838'de Bizans, Hazarlara Don Nehri'nin sağ yakasındaki Şarkel Kalesi'nin inşasına yardım etti. 835'te Don Nehri kıyısında Bizans mimarlara yaptırılan Şarkel yeni bir Hazar şehriydi. Hazarlar diğer Türk toplulukları gibi gök tanrı inancına sahiptiler. 8. yüzyılın ortaları ile 9. yüzyılın başlarından itibaren Türk devletleri ve toplulukları ahlaki prensiplere dayanan başka bir ifadeyle inançlarının yanı sıra ayin ve ibadet biçimleri bulunan dinlere de ilgi duymaya başladılar. Göktürk, Bilge Kağan zamanında
Budizm'e karşı bir eğilim olduysa da Bilge Tonyukuk'un itirazları hariç devamı gelmedi. Uygur Kağan'ı Bögü, Maniizm'i resmi hanedan dini olarak kabul etti. 847 ve 856 tarihinden itibaren Kansu ve Turfan Uygurları Budizm'le daha fazla ilgilenmeye başladılar. Arap ordularının olumsuz icraatı İslamiyet'in kabulünü biraz geciktirdi. Hazar-Arap savaşları Karadeniz'in kuzeyinde Müslüman yayılmasını bir süre engellemiş oldu. Bununla birlikte Türk toplulukları Müslümanlığı sempatiyle karşıladılar. Musevilik başlangıçta proselitist, mühtedi kabul eden ve bütün insanlara açık bir dindi. Başka milletten ve dinden olanları kabul ediyordu. Mısır ve Babil tutsaklıkları İbranilerin karakterini değiştirdi. Hz. Musa'dan sonraki peygamberlerine karşı çıktılar. Başka dinden ve milletten olanlara Museviliği kapattılar. Bir din olmaktan çok bir ideoloji haline getirdiler. Sadece Museviliğin Karay mezhebi 19. yüzyılın sonlarına doğru mühtedi kabul etmeyi sürdürdü. Hazar Hanedanı mensupları Karay mezhebine girmek suretiyle Musevi oldular. Mesudi'ye göre Halife Harun Reşit zamanında Hazarlar Museviliği kabul etmişlerdi. Hazar mektubuna göre Hazar Hanedanı mensupları Bulan Kağan zamanında Musevi olmuşlardı. Bu konuda önemli bir kaynak da Kol Mebasser yani iyi habercinin sesiydi. Endülüs Emevi Sarayı'nda Yahudi vezir olan Hassay bin Şaprut 960'larda Hazar Kağan'ı Joseph'e gönderdiği mektubunda bilinmeyen 13. kabileden olup olmadığını sordu. Hazar Kağan'ı Joseph cevabı mektubunda Musaviliği kabul ettiğini fakat Hz. Nuh'un oğullarından Sem kolundan değil Yasef soyundan geldiklerini dolayısıyla Yahudi değil Türk olduklarını bildirdi. Hazar mektubu tarihi bir kaynak olmakla birlikte doğruluk derecesi hakkında tereddütler bulunmaktaydı. Kol Mebasser'in yazarı İshak Akriş'in İspanya'dan kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığınan bir Yahudi olduğu söz konusu eseri 1577'de İstanbul'da bastırdığı bir eser olarak dikkati çekmekteydi. Hazar Hanedanı'nın Museviliği El Bekri'nin hikayesine dayandırılmaktadır. Söylentiye göre Hazar Kağan'ı 3 semavi dinden birini seçmek için 3 bilgin davet etti. Bilginler yola çıktı. Yahudi bilginleri Müslüman bilginini yolda öldürdü. Geride Hristiyan bilgini kalmıştı. Onu da yenince Hazar Kağan'ı Musevi oldu. Kol Mebasser ise olayı bir rüya ile açıklamaya çalışıyordu. Sözde Bulan Kağan'a rüyasında bir melek göründü ve melek ondan gerçek tanrıya tapınmasını istedi. Karşılığında Bulan oğullarını kutsayacağını vaat etti. İdeoloji, Tanrı'nın seçtiği kavim söylemini ortaya attı. Tıpkı Tanrı, Yehova'nın İsrailoğullarını seslendiği gibi sizi kavimler içinde kendime özgü kavim olarak seçtim. Eninde sonunda ama mutlaka vaat edilmiş toprakları vereceğim sözümden çıkmazsanız eğer. Kavminin Hz. Musa'ya söylediği gibi sen ve Tanrın gidin vaat edilmiş toprakları Kenanlıların elinden alabilirseniz alın. Hazarlar din seçerlerken dikkate davranmak zorundaydılar. Aynı zamanda bu din zamanın üstün güçleri Bizans ve Araplara dayandırılmalıydı. Hazarlar siyasi davranışla Museviliği seçtiler. Çünkü Hristiyanlığı seçtikleri takdirde Bizansların, İslamiyet'i seçtikleri takdirde Arapların tesiri altında kalacaklar, onlara bağımlı hale geleceklerdi. Museviliğin ise askeri ve siyasi etkisi söz konusu değildi. Böylece öteki iki devletin bağımlısı olmaktan kurtuluyorlardı. Musevilik, iki din, Hristiyan ve Müslümanlarca tanınıyor, saygı görüyorlardı. İlkel inançlardan, gök tanrı inancından kurtulmuş oluyorlardı. Hazarlar, Yahudi inanç ve ayinlerin tamamını kabul etmiş değillerdi. Mesela sünnet olmayı reddediyorlardı. Kağan da halkın eski inançlarına ve gök tanrı inancının yaşamalarına izin veriyordu. Hristiyan Bizans'tan dini baskıları yüzünden kaçan Yahudiler Hazar ülkesine sığındılar. Mesudi'ye göre Bizans imparatoru onları zorla Hristiyan yapmaya çalışıyordu. Yahudiler Hazar ülkesine kaçtılar. İtalya'daki Yahudiler de tahtadan zeytin değirmenlerinde ezerek din değiştirmeye zorlandılar. Arapların fethettiği yerlerdeki Yahudiler de bu topraklardan kaçıp Hazar ülkesine sığınmıştı. İşin sonucunda Hazar topraklarında Yahudi sayısı oldukça fazla artmıştı. Bunun neticesinde Hazarların da Yahudi olması kolaylaşmıştı. Önümüzdeki bölümlerde Hazar-Rus savaşlarına değineceğiz ve Hazar devletinin çöküşüne bir göz atacağız. Yeni videoda görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Hazarlar, çevresindeki farklı dil, din ve kültürden kavimlerin ortaya çıkması ile 9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kuvvet ve kudretini kaybetmeye başladı. İslam kaynaklarına göre ilk saldırılar Ruslardan geldi. ...839'da Hazar tarzında örgütlenmiş olan Ruslar, İlmen Gölü'nün kuzeyinde Novgorod'da ilk birliklerini kurdular. Novgorod, 862'de Rurik'in eline geçti. Böylece Rurik Hanedanı kurulmuş oldu. Yerine önce oğlu Oleg, ondan sonra 1. Igor tahta geçti. Birinci Igor, Kiev topraklarını ele geçiren Peçeneklerle savaştı. Ününü artırmak için Bizans'a baskı yapmaya çalıştı. ...941'de birkaç küçük tekne ile Konstantinopolis'in yolunu tuttu. Bununla birlikte Bizanslılar Kiev gemilerini yakarak yok ettiler. Birinci Igor, Varekleri toplayarak karadan Bizans üzerine saldırmaya kararlaştırdı. Slav kabilelerinden öşür almaya kalkışınca öldürüldü. Yerine geçen oğlu Svyatoslav, Bulgaristan'ı bağladı ise de Bizans'ı memnun edemedi. Dinyeper boyundaki Peçeneklere saldırınca öldürüldü. Hazarlar bu olaylar sırasında batı bölgelerini özellikle Kiev'i kaybetmiş bulunuyorlardı. Doğuda Ruslardan baskı gördüler. Etil Nehri'nin hala Hazarların elinde bulunması önemli bir sonuçtu. Nitekim Hazarlar 10. yüzyılın başlarına itibaren güçlerini kaybetmeye başladılar. Ücretli askerlerin sayısı artarken ekonomi bozulmaya, ordu gücünü kaybetmeye başladı. Ücretli askerler genellikle Harezmli Müslümanlardı. Hazar barışı çerçevesinde dillerin, dinlerin, kültürlerin yoğunlaştığı ülkede birlik bozulmaya yüz tuttu. Rusların yanı sıra Türk boylarının da her tarafa yayılmaya sebep oldu. 913'te işler iyice karıştı. Mesudi'ye göre her birinin içinde 100 bin savaşçı bulunan 500 Rus gemisi Hazar topraklarına, oradan Hazar denizi kıyılarına indiler. Kentleri yağmadılar. Ganimetlerle geri döndüler. Oradaki ücretli askerlerle bazı Hristiyan ve Müslüman savaşçıların katılımı ile Ruslar yenilgiye uğratıldılar. 30 bin ölü bıraktılar. Kiev Kinezi Svyatoslav 965'te Türk tarzında kurup donattığı kara ve deniz askerleriyle başkent Etil'e ağır bir darbe indirdi. Hazarları yenilgiye uğrattı. Bu sırada Bizanslılar kaybettikleri toprakları geri almaya başladılar. İran'da Samani Devleti son günlerini yaşıyordu. Müslümanlar adına savaşma sırası Harezm Emiri Memnun'a gelmişti. Fakat o, Hazar Kağan'ına karşı Musevilikten İslam dinine geçmek gibi kabul edilemez bir şart öne sürdü. Hazarların batıdaki düşmanları Ruslar sürekli kuvvetlendiler. Hazarlar onlara karşı hiçbir taraftan yardım alamadılar. 965 tarihli Rus vekainamesinde Svyatoslav'ın Hazarların üzerine yürüdüğü, buna haber alan Hazarların Hakanlarıyla birlikte ona karşı savaştıkları fakat kaybettikleri kaydedilmektedir. İbni Havkal'a göre 968 ya da 69'da Ruslar, Bulgar, Hazaran, Etil ve Semender yağmadılar. Yazar bir yerde şöyle söylüyordu. Ruslar her şeyi yakıp yıktılar. Etil sakinleri Derbent'e sığındılar. Bazıları Mankışlak adasına yerleştiler. El Mukaddesi ise Hazarların artık Musevi değil Müslüman olduklarını kaydetmektedir. Ona göre Harezm Meliki Memnun Oğuzlar veya Ruslarla değil Hazarlarla savaşmış, onları İslamlığa döndürmüştü. İbnül Esir Hazar hükümdarının Müslüman olduğunu, bundan sonra Etil ile Harezm arasında sağlam bağlar kurulduğunu, ticari faaliyetlerin canlandırıldığını nakletmekteydi. 860'lardan itibaren Peçenek ve Uzlar Don Dinyeper arasındaki toprakları ele geçirmişler, bu durum Hazarları epey zayıflatmıştı. Binli yıllardan itibaren Kuman Kıpçaklar iyice güçten düşmüş bulunan Hazarları, daha doğrusu Hazar siyasi varlığını ortadan kaldırdılar. Hazar devletinin yıkılmasında önemli etkenlerden biri de ordu, millet veya asker millet olmaktan uzaklaşmış bulunmalarıdır. Hazar ülkesini korumak için Harezm'den gelen 10 bin kişilik bir orduya güveniyorlardı. Halbuki Harezm Müslümanlarının Musevi Hazarları yardım etmeye de hiç niyetleri yoktu. Hazarlar dar bir alana sıkıştıklarından ticaret yolları da kesilmiş bulunuyordu. Ruslar bunu fırsat bilerek Kuban çıkışındaki Tamatarkan'ı ele geçirdiler.
kumanka bıçaklar da doğudan batıya doğru ticaret yollarını kesmişlerdi. Ticaret sekteye uğratıldığından dolayı Hazar ekonomisi bozuldu. Düzen altüst oldu. Bu sebeple ücretli askerlerin maaşları ödenemedi. Devlet askeri veya siyasi bakımdan sarsıldı. Hazar hanedanının Museviliği de Müslüman, Hristiyan ve hatta Gök Tanrı inancındaki insanları huzursuz ediyor, onlara güven giderek azalıyordu. Halk artık eskisi gibi yönetimi desteklemiyordu. Hazarların bu coğrafyada tutunmaları mümkün olmadığından daha sakin yerlere çekildiler. Onlardan 3000 kişi Derbent'i geçerek 1076'da Selçuklu komutanı Savtigin'e sığındılar. Savtigin de onları yerleştirdi. Karaçayların bir kısmında Kafkasların kuzeyinde kaldı. Kırım'da yerleşenler de oldu. Doğu Avrupa'da azınlık halinde yaşayan Musevi Hazar Türkleri de vardır. Bugün Hazarların hatıralarından biri Hazar Denizi'nin adıdır. Böylece Hazar ulusu tarih sayfasından kaybolmuş olmuştur.